أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من السماء ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, bugün sohbetimizde beden çevre temizliği ve sağlıktan bahsedeceğiz. Tüm dünyada ve ülkemizde salgın hastalık ve virüs sebebiyle temizliğin ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavramış bulunuyoruz.
Sohbetimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Yüce dinimiz temizliği yaşamın temel unsurları arasında görmüş ve Peygamber Efendimizin ifadesiyle temizlik imanın yarısı olarak ifade edilmiştir. Ayrıca ibadetlerde yine temizlik şartı aranmıştır. Namazın temel şartlarından ilki temizliktir. Kişinin gusül gerektiği zamanlarda gusletmesi, 5 vakit cuma ve bayram namazları için abdestini alması, bedeninde, elbisesinde ve namaz kılacağı yerlerdeki pislikleri gidermesi namazın farzlarındandır. Ayrıca uykudan uyanıldığı zaman yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması, bedenin temizlenmesi, tırnakların kesilmesi ve temiz tutulması, küçük ve büyük abdest yapıldıktan sonra vücudun temizlenmesi, temizliğin sol elle yapılması sevgili Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir. Bedeni sağlığımız açısından dikkat edeceğimiz bir başka husus ise ağız ve diş sağlığımızdır. Sindirim sisteminin ilk aşaması olan ağzımız, temiz tutulduğu ve dişlerimizin sağlığı korunduğu müddetçe vücudumuzun da sağlığı korunmuş olacağı unutulmamalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş sağlığı için her daim misvak kullanmış ve ümmetine misvak kullanmayı emretmiştir. Hadis-i şerifler şunlardır. Levla en eşukka ala ümmeti ev alennas la emertuhum bisivaki ma kulli salah. Yani ümmetimi veya insanları zora sokmaktan endişe etmeseydim onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim. Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbin razı olmasına sebeptir. Bedeni sağlığımızı koruma bakımından en temel unsurlardan biri de dengeli beslenmektir. Aslında bütün işlerimizde dengeyi kaybetmemek gerekir. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz buyurmuşlardır. Yeme içmede dengeli olmamızı gerekliliği üzerinde durmuş, aşırı yemek suretiyle israf yasaklanmış. Günümüzde obezite olarak adlandırılan şişmanlık bir hastalık olarak ele alınmış. Bunun temel sebebi ise bilinçsizce yapılan yemek tüketimi olduğu vurgulanmıştır. Müslümana yakışan ise her işinde olduğu gibi yemede de orta yolu tutmaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanoğlu karnından daha zararlı bir kap doldurmamıştır buyurmuşlar. Midemizi 3 bölüme ayırmalı, 1/3'ünü yemeğe, 1/3'ünü içmeye, diğer 1/3'ünü havaya ayırmalıyız. İslam dininde yemek adabı bu şekildedir. Kıymetli dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz yer sofrasında yemek yemiş, aynı zamanda bu Peygamber Efendimizin sünnetidir. Biz ne zaman yer sofrasından masalara terfi ettik, sağlık problemleri ve obezite aşırı kilo başımızın belası oldu. Kişi sünnete uygun bir biçimde yer sofrasında yemek yediği zaman midesinin tamamını dolduramaz. Özellikle sağ ayağımızı karnımıza çekip sol ayağımızın üzerine oturduğumuz zaman midemizin 1/3 boş kalır. Zorlasak da yemek yiyemeyiz. Vücudumuzun o anki pozisyonu müsaade etmez. Çünkü sağ ayağımızla karnımıza yani midemize baskı uyguladığımız için tamamını doldurmamız imkansızdır. Ancak masada yemek yendiği zaman insanın karnı tamamen boşa çıkar. Genişlemeye müsaittir. Hani halk arasında derler ya, İnsanın yumuşak karnı diye ifade edilen şey tam da bunu ispatlar. Masada, daha doğrusu sandalyede yemek yiyen kişi midesini sonuna kadar doldurur, hatta kapasitesini de aşabilir. Çünkü mide buna uygun, esnektir. Önünde bir engel yok. Ancak yerde yemek yiyen kişi istese de midesinin tamamını dolduramaz. Bu fiziken imkansızdır, fizik kurallarında imkansızdır. Çünkü mideye baskı var.
Dolayısıyla yemekten kalktıktan sonra midenin üçte biri zorunlu olarak boş kalacaktır. Bugün tüm dünyada kilo problemi var. Aşırı kilo birçok hastalığı da tetiklemekte, insanların hareketlerini sınırlanmakta ve bu hastalığı tedavi noktasında başvurulan yöntemlerden biri de ve en son aşamada yapılan tedavi yöntemi mide kelepçesi. Yani kişinin midesi küçültülüyorlar. Kilo problemi olan kişi istese de yemek yiyemiyor. Niye? Çünkü midesi küçüldü. İşte Peygamber Efendimiz 1400 küsür sene öncesinden yer sofrasında yemek yiyerek midemizin tamamını doldurmamıza en doğal yolla engel olmuştur. Tabii bu Peygamber Efendimizin yerde yemek yeme sünnetinin bizim bildiğimiz hikmetleri, daha bilmediğimiz nice hikmetleri vardır. Değerli dinleyiciler, bedeni temizliğimizin yanı sıra yaşadığımız evlerin ve çalıştığımız iş yerlerinin temiz tutulması, insanların gelip geçtiği yerlere, çarşı ve pazarlara, sokaklara çöplerin gelişi güzel atılmaması ve çevrenin kirletilmemesi sevgili Peygamber Efendimizin emridir. İnsanların gelip geçtiği yerlere bevletmenin, lanetin ve nefretin sebebi olduğuna yine kendisi vurgulamıştır. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz de denetime ihtiyaç duymadan halkın sağlığını bozacak tarzda ticaret yapmamalı. Genel temizliğe ve yaptığı ürünlerdeki temizliğe dikkat etmeli ve buna riayet etmedikleri takdirde kul hakkına gireceklerini de unutmamalıdırlar. Kul hakkı ise sadece kul tarafından affedilmektedir. Değerli dinleyiciler, sağlığa zararlı şeylerden uzak durmak gerekir. Sağlığı korumanın temel şartlarından biri de hasta olmamıza sebep olan zararlı şeylerden uzak durmaktır. Yüce dinimizde sağlığa zararlı olacak şeyleri haram kılmış ve bunlardan uzak durmamız için bizlere tavsiyede bulunmuş. İçecekler içerisinde insana en zararlı şey alkollü içeceklerdir. Adı ve tadı farklı olsa da sarhoşluk veren her şey alkol olarak kabul edilmiş, alkol ise dinimizde haram kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Ya eyyühellezine amenu, innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlamu rissum min amelis şeytan, feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Peygamberimiz sarhoşluk veren tüm içecekler haramdır buyurmaktadır. Alkolün bedeni sıhhati bozmanın yanında toplum huzurunu kaçırıcı ve sosyal yaşantıyı zedeleyici bir özelliği de vardır. Alkol alan insanlar düşünme yetisini kaybetmek suretiyle dostluklarını bitirmekte ve ailelerini yıkmaktadır. Bunun neticesinde ise düşmanlıklar başlamakta ve insan hayatını kendi eliyle perişan etmektedir. Bu husus Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle ifade edilmiştir: İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adâveh وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz. Maide suresinde de 90. ayet-i kerimede, yiyeceklerden ölmüş hayvan eti, leş, kan ve domuz eti de haram kılınmış. Ayrıca, İnsanın bedeninde büyük tahribata sebep olan ve zarar veren uyuşturucu maddeler de dinimizde haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz Bakara suresi 195. ayet-i kerimede وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Kendi elinle kendinize tehlikeye atmayın buyurmuştur. Bulaşıcı hastalıklardan uzak durmak, sağlığı koruma yollarından biri de bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için tedbirler almaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: Bir yerde veba ve benzeri herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman
o yere girmeyiniz, bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa oralardan da çıkmayınız. Günümüzde verem, tifo ve buna benzer hastalıklara karşı tedbirler alınmış ve yayılmasının önüne geçilmiş olmasına rağmen yeni çıkan koronavirüsüne karşı da tedbirli olmalı, sağlık, temizlik ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Bu millet olarak hepimizin görevidir. Zira hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için temizliğe ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Bu aynı zamanda kul hakkına da girmektedir. Düşünsenize, hastalığı velev ki farkında olmadan başka insanlara bulaştırmanın sonuçları ve vebali çok ağır olacak. Gayrimeşru ilişki ve zina sonucu AIDS, frengi ve zührevi hastalıklar ölümle sonuçlanmakta. Bu hastalıklardan kurtulmanın yolu ise dinimizin de yasakladığı zinaya düşmemek, meşru daireler içerisinde aile hayatına devam etmektir. Kur'an-ı Kerim'de zinanın kötülüğü şöyle anlatılmaktadır. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Biraz evvel sağlığımızı korumaya yönelik zikrettiğimiz hususları yerine getirmemize ve her türlü tedbir almamıza rağmen hastalık bizleri yakalayabilir. Hasta olduğumuz zaman ise tedavi ettirme yollarını aramalıdır. Nitekim sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları tedavi olunuz çünkü Allah yarattığı bir hastalık için mutlaka bir deva ve şifa yaratmıştır buyurmaktadır. Hadis-i şerifte insanların ihtiyaçlarını giderenler için dünya ve ahiret mutluluğu müjdesi verilmiş. Kul, mümin kardeşinin ihtiyacını gidermeye devam ettikçe Allah-u Teala da onun ihtiyacını giderir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Her kim de birinin hayatını kurtaracak olursa, kurtarırsa, yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmış gibi olur. Hekimlik mesleğini icra edenler her bir hastaya gerekli itinayı göstermeli. Bedeni sağlığımızın yanı sıra ruh sağlığımızı da korumak için gerekli tedbirleri almalıyız. Çünkü ruhi etkilerin yansıması çoğu zaman bedende hastalık olarak çıkmakta. Ruhi hastalıklar ise bedeni hastalıklar gibi kısa sürede tedavi edilememektedir. Yüce dinimiz ruh sağlığını koruyucu birçok tedbir almış. Allah'a iman etmek, tevekkül inancıyla yaşamak, başımıza gelen olayları sabırla karşılamak tavsiye edilen hususlardır. Ayrıca yalan, dünya ve mal hırsı, kıskançlık gibi hususlar ise ruhu yıpratıcı duygulardandır. Ruhu koruma altına almak için abdest, namaz, oruç tavsiye edilmiş. Kur'an okumakla da ruhun sükunete erdirilmesi arzu edilmiştir. Stresten, korku ve üzüntülerden kurtulmanın en temel yolu Allah'a imandır. İnançlı bir kalp huzur içerisindedir. İmanlı olan insan Allah'ın kendisini asla zorluklar içerisinde bırakmayacağını, kendisine gücünün yetmediği şeyler yüklenmeyeceğine ve başına sıkıntı geldiği zaman kendisini yalnız bırakmayıp destekçi olacağına inanır. Nitekim bütün peygamberlerin hayatı ve özellikle sevgili Peygamber Efendimizin hayatı bunun en güzel ispatı değil midir? Hazreti Adem hatasıyla yalnız başına bırakılmamış. Hazreti Nuh aleyhisselam tufanda desteklenmiş. Hazreti Eyüp sıkıntılarına sabretmiş ve Allah da onu mükafatlandırmış. Hazreti Yakup aleyhisselam oğlu Hazreti Yusuf'a kavuşturulmuş. Hazreti İbrahim aleyhisselamsa Hazreti İsmail'le müjdelenmiş. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un kavminden Allah'ın yardımıyla kurtulmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kavminin kendisine reva gördüğü birçok sıkıntıya Allah'ın izniyle göğüs gerdirmiştir.
fiili dua olan tedavimizi yaptırmanın yanı sıra sözlü duamızı da eksik etmemeli, bize gelen hastalıklar, musibetler için sabrederek, ey Rabbim şifa veren sensin, bana şifa ver diye duada bulunulmalı. Kur'an okumalı, çünkü Kur'an müminlere ayrıca bir şifa olarak da indirilmiştir. Sonuç itibariyle bu dünyaya imtihan için gönderildik. Bazen nimetlerin bize çokça verilmesiyle imtihana tabi tutulmakta, bazen de nimetlerin eksiltilmesiyle imtihana tabi tutulmaktayız. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Bize verilen nimetlerin en önemlilerinden biri olan sıhhatimizi de elimizden geldiği kadar korumaya özen göstermeli. Hastalandığımız zaman da tedavi olmak için hekimlere başvurmalı ve sonucu Yüce Rabbimize bırakmalıyız. Sohbetimi bir hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'e sağlık sıhhat versin. Hasta olan kardeşlerimize şifalar, dertli olan kardeşlerimize de devalar versin. Bir başka sefer görüşmek üzere Allah'a emanet olun efendim. Let's go.